Merhaba Zafer, hoş geldin. Merhaba, nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ olasın. Sesim geliyor mu sana? Evet, ben çok net duyuyorum seni. Tamam, çok güzel. Sen nasılsın? İyisin? İyiyim, karantina günlerinde malum. Aa, Zaman değil mi geçirmeye ya? çalışıyorum. Haklısın. Vallahi birazcık zor bir dönem hepimiz için. Yani biraz böyle şeylerden uzak kaldık açıkçası. Sahadan falan. O yüzden hak veriyorum sana. Ben de aynı şekilde seninle empati yapıyorum. Evet, aslında ben de toplum gönüllüsüyüm ama üyeliğim çok böyle yanlış bir zamana geldi, gönüllülük sürecim. Maalesef saha çalışmalarına katılamadım karantina sebebiyle. O yüzden ben de üzgünüm aslında biraz. Anladım. Yani yine de gelebilirsin. Hiçbir sıkıntı yok bence. Her zaman Teşekkürler. kapımız açık. Teşekkür ederim. Bizde olduğun için çok teşekkür ederim bu arada. İstersen konulara başlayalım. Son 5 Tabii. dakikada soruları alırız. Tabii nasıl istersen yani akışı sen yürütebilirsin. Burada hani karşılıklı güzel bir sohbet edeceğimizi düşünüyorum o konuda. Evet. Öncelikle seni tanımakla başlasak iyi olur aslında. Yani toplum gönüllüsü olma sürecin nasıl başladı? Normalde neler yapıyorsun? Bunlar hakkında konuşalım biraz. Tabii. Herkese tekrardan merhaba. Ben Zafer Güzel. Fen bilgisi öğretmenliğinde yüksek lisans yapıyorum. Yüksek lisansımda STEM eğitimi ve biraz da sınava yönelik kaygılar üzerine çalışmalarım var. Bu bağlantıya memleketim olan Hatay'dan katılıyorum. Ben de pandemi sürecinde eve geldim ve evden şu anda bağlanıyorum. Genellikle enerjik, motivasyonu yüksek olan böyle üretmeyi seven birisiyim. Çok Ve güzel. burada da sizlerle birlikte olmaktan çok çok mutluyum açıkçası. Çok teşekkür ederiz. Biz çok mutlu olduk senin gelmenden. Peki toplum gönüllüsü olma sürecin nasıl başladı tam olarak? Yani ne zaman bu sürecin içerisine dahil oldun? Aslında yaklaşık bir 4 sene oldu. Yani ben normalde üniversiteye başladığım zamanlar aslında biraz ilk başladığım zamanlar diyeyim hatta. TOG'un biraz takipçisiydim. Uzaktan takipçisi diyebilirim. Daha sonra bir üniversite standında görerek oraya geldim. Katılım formunu doldurdum ve hemen kendimi bir toplantının içerisinde buldum. Bir anda böyle bir akış ve bir anda işte çevremde gençler, bir sürü projeler dönüyor ve dedim ki işte ben olmak istediğim yerdeyim. Daha sonra da şu anda ekip olarak ODTÜ ekibindeyim. Yaklaşık 3 yıl falan oldu ODTÜ ekibinde. Daha önce Gazi Üniversitesi'ndeki ekipteydim. Ve 4 yıllık bir serüvenim var açıkçası. O gün bugündür buradayım yani. Ya, çok güzel, çok sevindim. Peki biraz açabilir miyiz? Yani toplum gönüllüsü olmak ne demek? Ne anlama geliyor yani? Güzel bir soru. Toplum gönüllüsü olmak bana göre, yani bana ilk böyle hani sorulduğunda çağrıştıran şey şu. Söylem üretmekten çok biraz daha böyle hareketlilik sağlamak. Yani biz toplum gönüllüsü gençler olarak sadece söylemler üretmiyoruz. Harekete geçerek bu söylemleri gerçekleştiriyoruz. Toplum gönüllüsü olmak demek 81 ilde kapısını çalabileceğim, fikirlerine başvurabileceğim, onlarla birlikte bir şeyler yapabileceğim bir alan demek. Bu bana çok değerli hissettiriyor kendimi. Gerçekten büyük bir aileyiz ve TOG'un içerisinde gerçekten ülkenin her yerinden birlikte bir şeyler yapabildiğim arkadaşlarım var. Birlikte fikir üretebildiğim, birlikte harekete geçtiğim arkadaşlarım var. Ve bu yüzden gerçekten çok şanslı hissediyorum kendimi. Evet, çok haklısın. Peki gönüllü olmak ne katıyor insana? Öğrencilik döneminde yani genel olarak ya da iş hayatına dönük katkıları neler oluyor toplum gönüllüsü olmanın? Buna etkilerini anlatabilir misin biraz? Tabii ki. Ya şöyle bahsedebilirim aslında. Yani bizdeki gönüllülük anlayışı şöyle. Gençlerin, herkesin, hepimizin belli bir bilgi ve becerileri var. Biz bunları ortak bir payda içerisinde bu alanda üretmek için kullanıyoruz. Çok fazla bilgi, beceri ve yaşam tarzımız var. Hep beraber bir araya gelerek bu alanda bunları hayata geçiriyoruz. Mesela şöyle şeylerden bahsedebilirim. Sorumluluk alıyoruz. Üstlendiğimiz sorumlulukları yerine getiriyoruz. Deneyerek öğreniyoruz ve bu denemelerden kendimize çıkarımlarda bulunuyoruz.
Umut ediyoruz iyi şeyler için, umut ediyoruz. Ve bu umut ettiğimiz şeyler üzerinden de çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Açıkçası yani ben de halen bir öğrenci olarak, öğrencilik dönemimde bu yetenek, bilgi, becerilere erişebilmek, ulaşabilmek, bunları yapan kişilerle tanışabilmek gerçekten benim için ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani öğrencilikte birçok arkadaşımız belki de hiçbir şekilde böyle sivil toplum kuruluşlarıyla tanışmadan belki de bir üniversite sürecini geçiriyor ama ben dediğim gibi yani yaklaşık 4 yıldır burada olmak benim için çok çok önemli. Çok güzel gerçekten. Ben de öyle düşünüyorum aslında. Görüşmüştüm birkaç kişiyle de. Onlar da aynı şeyleri söylediler. Peki, yani birçok insan toplum gönüllüsü olmak istiyor. Ama bu süreç nasıl oluyor? Yani topluluğa nasıl katılabilirler? Ya da topluluk yoksa örneğin bulundukları şehirde, bulundukları üniversitede yani bunu öncülük edebilirler mi orada kurmak için bir toplum gönüllüsü grubu? Tabii ki kesinlikle öyle. Şimdi şöyle bahsedeyim. Aslında biraz yapımızdan bahsedeceğim. Toplum Gönülleri Vakfı'nda her görüşten, her yaşam tarzından insanlar mevcut. Ve burada insanlar sürekli bir araya gelip kendi çalışmalarını yürütüyorlar. Diyelim ki bir genç toplum gönüllüsü değil ve Toplum Gönülleri Vakfı'na gelmek istiyor. Bunun birkaç yolu var. En iyi yolu da vakfın sitesine girip ya da sosyal medya adresinden internet sitesine ulaşıp orada öncelikle kendi şehrinde ya da okuduğu üniversitede bir toplum gönüllüsü ekibinin olup olmadığına bakması gerekir. Çünkü belki de kendi farkında değildir. Belki kendi şehrinde çalışmalar yürüten ya da kendi okuduğu üniversitede bulunan toplum gönüllüsü arkadaşlar vardır. Öncelikle oraya bakıyor. Eğer zaten kendi üniversitesinde varsa orada iletişim bilgilerinden kendilerine ulaşabiliyor. Diyelim ki baktı ve yok. Yani buraya dair hani okuduğu üniversitede bir toplum gönüllüsü ekibi yok. O zaman da gidip vakfa mail atıp işte ben burada gönüllü olmak istiyorum. Burada bir ekip içerisine dahil olmak istiyorum ya da bir ekibe öncülük etmek istiyorum deyip bizlerle tabii ki iletişime geçebilir. Hatta yakın zamanda, ya yakın zamanda demeyeyim, pandemiden önce yakın zamanda, pandemi araya girince birazcık böyle zaman şeyi kaynadı. Pandemiden önce böyle bir şeye rast gelmiştim ben. Bir stand açmıştık ve o standta farklı üniversitelerden, farklı şehirlerden gelen arkadaşlarla tanıştık ve oradan bir üçlü arkadaş grubu vardı. Geldiler şey dediler, işte merhaba ya biz toplum gönüllerini görüyoruz ama ya bir türlü katılamadık, fırsat bulamadık. Kendi üniversitemizde de yokmuş. O zaman ne yapacağız? Nasıl dahil olacağız bu çalışmalara diye. Ben de açıkçası şöyle dedim. Yani bizimle iletişime geçin ve iletişime geçtikten sonra da bu öncülüğü yapın dedim. Bir anda böyle şey oldu. Hani şaşırdılar, dediler ki ya biz mi yapacağız falan. Hani yani biz mi falan, böyle şey oldular. Hani sanki çok imkansız bir şeymiş gibi. Ama vakıftaki gönüllülük süreçleri hep böyle ilerliyor diyebilirim. Anladım. Yani gerçekten büyük bir sorumluluk alıyorlar. Kesinlikle, kesinlikle. Peki çalışmalarınızdan biraz bahseder misin? Yani şey olarak soruyorum. Projeleriniz ya da mesela biri geldi gönüllü ve size dedi ki benim bir projem var ve ben bunu hayata geçirmek istiyorum. Nasıl bir Evet. süreç izliyorsunuz? Yani bütün projelere yer veriyor musunuz yoksa böyle bir eleme süreci var mı? Bu da güzel bir soru. Aslında şöyle şeylerden bahsedeyim. Toplum gönüllüsü gençler genellikle kendi ekiplerinde gençler, çocuklar, kadınlar, toplumsal cinsiyet, ekoloji, hayvanlarla ilgili projeler üretiyorlar. Ve burada bu projeleri üretirken başından sonuna kadar hep gençler aktif ve gençler harekete geçiyor. Burada şöyle bir şey söyleyeyim. Dedin çok güzel bir şey. Birisi geldi dedi ki ya ben bu alanlardan apayrı bir şey istiyorum. Apayrı bir temada çalışmak istiyorum. Acaba çalışabilir miyim? Tabii ki çalışabilir. Çünkü bizim algımız şöyle. Yani bir genç kendi çevresinde bir sorun görecek ve bu sorun üzerine harekete geçmek isteyecek ve bu harekete geçmek durumunda biz onun destekçisi olacağız. Ve yapmak istediği çalışmalarla ona destek vereceğiz. Bizim en önemli şeylerimizden bir tanesi bu.
Yani ekiplerimizde mesela şöyle somut örnekler vereceğim. Ekiplerimizdeki gönüllüler neler yapıyor bu süreçlerde? Kendi topluluklarıyla ilgili toplantılar düzenliyorlar. Bunlarla ilgili projelerde yer alıyorlar. Proje süreçlerini yürütüyorlar. İletişim çalışmalarına katılıyorlar. O projeyle ilgili bir kaynak arandığı zaman onları yapıyorlar. Arşivleme ve değerlendirme süreçlerini yapıyorlar. İhtiyaçları varsa eğitimleri bulup bu eğitimleri alabiliyorlar. Ve buna benzer bütün dediğim gibi yani başından sonuna kadar bütün süreçleri yürüten, götüren bir topluluk yapısı diyebilirim. Ama dediğim gibi yani burada birçok arkadaş da böyle şey diyor. Yani ben şu anda da çalışmak istiyorum. Acaba yapabilir miyim? Evet yapabilirsin. Açıkçası bunun şeyi budur. Evet, ne kadar güzel yani çok çeşitli bir bakım, çok çeşitli bir gönüllülük projesi aslında. Evet. Peki gönüllüleriniz bazı eğitimler alıyorlar mı? Yani gönüllülükle ilgili ya da toplumsal konularla ilgili bu eğitimleri kimler veriyor? Yani onlarla ilgili bilgi verebilir misin biraz? Tabii. Şimdi hemen şey diyormuşum. Sorunun cevabını şöyle vereceğim. Eğitimi gençler veriyor. Önce son sorudan başlayayım. Eğitimi yine biz gençler veriyoruz. Toplum gönüllüsü gençler hep burada vakıfta akran eğitimi modeliyle çalışıyoruz biz. Yani bir eğitim modülü varsa toplum gönüllüsü gençler o eğitimi alıyor. O eğitim konusunda uzmanlaşıyor. Bilgi ve becerilerini geliştiriyor. Yeteneklerini kazanıyor. Ondan sonra bu yetenekleri kazanan gençler diğer toplum gönüllüsü gençlere bu eğitimlerin aktarımlarını yapıyorlar. Genel olarak hani şey diye algıladım bu arada sorunu. Hangi eğitimleri alıyorlar diye algıladım öncelikle. Şöyle ki, şimdi bir toplum gönüllüsü genç geldiği zaman öncelikle vakfı tanıması lazım. Vakıf neler yapıyor bunu bilmesi lazım. O yüzden bir oryantasyon sürecinden geçebiliyor. Daha sonra STK'ların yapısı, diğer STK'lar, STK'ların işleyişi, sivil toplum kuruluşlar nasıl ilerliyor, neler yapıyor süreçlerinde yine yer alıyorlar. Bununla ilgili bir eğitim var. Sürekli ekip içinde çalışıyoruz biz, kalabalık ekiplerde çalışıyoruz ve o yüzden de ekiplerle ilgili eğitimler alıyorlar. Ekip içi iletişim, ekipler arası iletişim, nasıl olur, nasıl gider bunlarla ilgili eğitimler alıyorlar. Bunları aldı, bir fikri var, bu projeye dönmek istiyor, bir proje yazmak istiyor ve bununla ilgili de fikirden projeye, projeden gerçek hayata nasıl geçebilirim aşamalarının hepsinde projelerle ilgili de bir eğitim alıyor açıkçası. Tabii sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Yani diyorum ya birazcık şey böyle geniş bir çerçevemiz var. Sadece bunlarla ilgili de değil. Mesela çocuk hakları, demokrasi ve insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, eğitimleri gibi eğitimleri de vakıf bize sağlıyor. Ya ben burada aslında gerçekten ofisin de varlığını, ofisteki çalışmaların varlığını ben çok önemsiyorum. Çünkü her zaman bizim yanımızda oluyorlar. Her zaman onları arayıp ulaşabiliyoruz, mail atıyoruz ya da bizim çalışmalarımızda sürekli yer alıyorlar ve bunlarla birlikte güçlü kılıyorlar, bizi cesaretlendiriyorlar. Çünkü dediğim gibi bazı noktalarda ya hani ben de bu vakfa ilk geldiğim zaman böyle şey değildim ki acaba ya şunu yapsam olur mu? Ya bu eğitimi istesem bir şey derler mi? Ya acaba işte genel müdürü arasam bir şey olur mu falan diye ister istemez bir şeye sahip oluyorsunuz açıkçası. Çekinceye sahip oluyorsunuz. Evet. Ama sonra işin içinde bulundukça bir bakıyorsunuz ki ya gerçekten normal konuşuyorsunuz. Günlük konuşmalarınız, mailleşmeleriniz hemen bir şeye ihtiyacın var. Hemen arıyorsun, mail atıyorsun ya da karşılıklı güzel bir iletişimimiz var. Ya bu da bilmiyorum yani çok da böyle kopuk değiliz açıkçası. Onu anlatmaya çalışıyorum. Gayet iyi bir şekilde ilerliyoruz. Onlar da bize sürekli destek oluyorlar diyebilirim. Evet, çok güzel. Peki bu süreçte nasıl etkilendiniz yani pandemi sürecinde? Dijitalleşmeye gidildi mi? Projeler, eğitimler sürdürülmeye devam ediyor mu açıkçası? Onu merak ediyorum. Şöyle bir cevap vereyim mi? Ne sen sor ne ben söyleyeyim. Ya bu pandemi süreci bizi biraz üzdü. Şöyle üzdü açıkçası. İşin şakası yani. Pandemi sürecinin başında biz
En başta böyle bir şey olduk bir anda. Çünkü bizim etkinliklerimiz sürekli sahayla yüz yüze Evet. ve sürekli bir dolanım halinde, hareket halinde olan bir vakıfız ve pandemi süreci başladığında, herkes evde kalma süreci başladığında önce bir şey olduk. Hani ne yapacağız şimdi? Projelerimiz ne olacak? Daha sonra toplum gönüllüsü gençler dedi ki bu böyle gitmez. Biz hareket etmeye çok alışkın ekipleriz, çok alışkın gençleriz ve dedik ki o zaman madem öyle biz o zaman dijitalleşmeye bir bakalım. Neleri dijitale taşıyabiliyoruz, neler yapabiliyoruz diye yaklaşık 3 aydır inanılmaz çalışmalara imza attık. Yaklaşık bu 3 aylık süreçte hani hepsini tek tek anlatamayacağım ama yer sahadaki 20-25 ekibimiz bir sürü çalışmalarda bulundu. Aslında şöyle biraz aklıma gelen böyle somut olabilecek örneklerden de biraz bahsetmek isterim. Tabii. Şöyle Ankara'daki ODTÜ ekibi, kendi ekibim olduğu için ilk oradan başlayayım dedim aklımda kalan. Biz bir kolejle anlaşıp bu süreçte malum YKS yakınımızda lisedeki arkadaşlarımızın doğru bir rehberlik edebilmek, sınava yönelik kaygılarını atmasını sağlamak ya da sınavdan sonra bölümlerle alakalı iyi bilgilenmelerini sağlamak için yaklaşık bir haftalık mesleki tanıtım atölyeleri yaptık. Ve bu atölyelerde her gün iki farklı bölüm, örneğin PDR hukuk, bir sonraki gün bilgisayar mühendisliği, işte fizik tedabire ve rehabilitasyon gibi gibi bölümler topladık ve her gün akşam geçen İşte 1-6 Haziran arasında oldu. Orada bu çalışmalara imza attık ve öğrencilerin katılımı çok iyiydi ve bizden iyi dönütler aldılar. Bunun yanında Cerrahpaşa Üniversitesi'ndeki arkadaşlarım pandeminin başında ve başındaki bu süreçte demişler ki biz maske ve sipere ulaşmanın zor olduğunu görüyoruz. Bazı kurumlarla iletişime geçiyorlar. Yaklaşık 1000 adet temin ediyorlar o kurumlardan. Ve bu temin ettikleri maske ve siperi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeki kişilere gönderiyorlar. Bu benim aklımda kalmıştı. Online üzerinden Ağrı'daki arkadaşlarımız İngilizcelerini geliştirmek için speaking club'lar yapıyorlar. Halen devam ediyorlar. Çok güzel. Bir de herhalde evet Medipol Üniversitesi'ydi. Yanlış söylemeyeyim diye bir duraksadım. Medipol Üniversitesi'ndeki arkadaşlar da görme engelli arkadaşlarımızın akademik derslerine yardımcı olmak için yine online üzerinden atölyeler gerçekleştiriyorlar. Bunun yanında bir sürü vakıfla ilgili de her hafta onlarca webinar, söyleşi, canlı yayın, online çalışma atölyeleri gerçekleşiyor ve bu süreçte de ciddi bir yol kat ediyoruz diyebilirim. Gerçekten çok güzel dijitale taşımayı başarmışsınız bence gönüllülük sürecini. Evet, Evet, şimdi doğru. sorulara geçelim mi? Birkaç tane sorumuz var. Onları da cevaplayalım istersen. Tabii, nasıl istersen tabii ki. Evet, ilk sorumuza başlıyorum. Mezun oldum. Toplum gönüllülüğü yolculuğum bitiyor mu? Sonrasında beni ne bekler? İlk sorumuz bu. Mezun oldum. Tok gönüllülüğüm, yolculuğum bitmiyor. Devam ediyor. Şöyle, bizim her sene tabii yani üniversiteli gençlerle çalışıyoruz, projeler gerçekleştiriyoruz genelde. Diyelim ben işte 4. sınıfım ya da eğitimim bir şekilde bitti. Bittikten sonra da yine bu süreçlerde biz toplum gönüllüsü gençler olarak mezun ve yetişkin gönüllüler olarak adlandırıyoruz ve vakfın çalışmalarında yer alabiliyoruz. Nasıl çalışmalarda bulunabiliyoruz? Şöyle, bizim kazandığımız bilgi, beceri ve yetenekleri aktarmak için, mentörlük sağlamak için, bizim bulunduğumuz ya da yapabildiğimiz uzmanlıklar varsa, sağlayabileceğimiz kaynak, çevreler ya da bunun gibi süreçlerin hepsinde mezun ve yetişkin gönüllüler olarak toplum gönüllülerine dahil olabiliyoruz. Yani buradan da birçok örneği var. Hatta şöyle söyleyeyim, 18 yıl önce vakfı ilk kuran kişiler ve vakıfta bu çalışmaları üniversite öğrencisi olarak yapan kişilerin büyük bir çoğunluğu şu anda halen vakfın içerisinde bu mentorluk ve uzmanlık şeylerine devam ediyorlar. Hatta ben arada böyle alt tarafa ekrana bakıyorum. Şu anda yayında onlardan da birileri var. Ne kadar Düşünün, güzel. evet yani düşünün mesela Tekirdağ'da üniversite öğrencisiyim 2002-2003 yılında ve
bir toplum gönüllerine dahil oldum. O günden bugüne belki de bağımı koparmadan ya da ara ara kopararak iş yaşantısında bu uzmanlık ve mentörlüğü sağlayabiliyorum açıkçası ve bu da gerçekten çok güzel bir şey. Vakıf içinde yani bu değerlerimizi koruyabiliyoruz, korumaya çalışıyoruz aslında diyebilirim. Evet, gerçekten çok güzelmiş. Yani ne diyeyim, çok güzel. Gerçekten sonrasında da devam etmesi. Evet. Diğer bir sorumuza geçeyim istersen. Geliştirmekte olduğum bir projem var. Toplum Gönüllüleri Vakfı projeme sponsor olabilir mi? Böyle bir sorumuz var. Şöyle, bizim geliştirmekte olduğumuz projelere Toplum Gönülleri Vakfı da destek sağlıyor. Bunun yanında o projeyle birlikte proje neyle ilgiliyse, diyelim ki bilişimle ilgili bir proje, bilişimle alakalı bir projede bilişimle ilgili bir şirketle iletişime geçmemizi sağlıyor ve oradan sponsorlar bulabiliyor. Ya da bununla ilgili çalışmalar yapabiliyoruz. Evet, yani hem vakfın desteği var projelere. Hatta sadece böyle yerel değil, ulusal projelere de, bölgesel projelere de desteği var vakfın. Bunun yanında aldığımız sponsorluklarla, kişilerle, kurumlarla, irtibatlarımızla tabii ki o projeyi gerçekleştirmek için çabalıyoruz. Yani hep şunu söylüyoruz, diyoruz ki eğer bir toplum gönüllüsü genç harekete geçmek istiyorsa, başından sonuna kadar her zaman biz onun yanındayız. Evet. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Bir sorumuz daha var. Yurt dışında yaşayan kişiler için, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için veya diğer ülke vatandaşları için Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın çalışmalarına nasıl destekçi olabilirler? Böyle bir sorumuz daha var. Destekçi olmak istiyorlarsa vakfımızın internet sitesine tog.org.tr adresinden girip beğendikleri bir proje varsa o projeye bağışçı ol zaten sayfası var. İstedikleri projeye bağışta bulunabilirler. Şöyle de bir şey olabilir. Yani belki bir proje olmayabilir. Hani ya da o anda bir projeyi görmemiş ya da ilgisini o anda çekmemiş de olabilir. Vakfın internet sitesinden vakfımıza bağışta bulunabiliyorlar ve çalışmalara destek olabiliyorlar. Hatta bir tane somut bir şey anlatacağım. Çok yaygın olarak kullandığımız bir şey. Diyelim ki ben yurt dışındayım. O soruyu soran yerine koyuyorum kendimi. Diyeceğim ki toplum gönüllüsü gençleri ben çok beğendim ve bu çalışmalara ben destekçi olmak istiyorum. Bizim her sene katıldığımız bir koşu var. Ranatolya koşusu. Orada kendi projelerimize bağış topluyoruz. Diyelim yurt dışında birisi koşmak istiyor ve koşarak bağış toplamak istiyor ve bunu da toplum gönüllüsü gençlere aktarmak istiyor. Böyle de yapabilir dediğim gibi ama genellikle internet sitemize girdiklerinde zaten o bağışçı olma süreçlerini görecekler ve bağışçı ol kısmını da göreceklerdir diye düşünüyorum. Anladım. Teşekkürler. Buradan da cevaplamış olduk. Peki. Yine pandemi süreciyle ilgili bir soruyla kapatmak istiyorum aslında. Tabii. Şimdi yeni bir normale geçtik. Gerçekten yani hayatımız bir süreliğine olsa değişti ve bu değişim de çok kısa süreli olmayacak gibi gözüküyor şu an için. Sence Evet. gönüllülük nasıl dönüşecek bu süreçte? Güzel bir Yani soru. yeni normalde ne yapacağız artık? Ya yeni normal aslında dediğim gibi ya biz yeni normali beklemeden şu anda ya şu anda da mesela hani süreç açısından yeni normaldeyiz diye düşünüyorum. Halen üretmeye devam ediyoruz. Şu anda yaptığımız çalışmalar dijitalleşti. Mümkün olduğunca her geçen gün daha fazla ne kadar dijitalleşebilir ve ne kadar fayda sağlayabiliriz diye düşünüyoruz. Bununla ilgili tabii yani ilerleyen süreçleri hani bundan bir ay sonrasını, 5 ay sonrasını çok da hiçbirimiz kestiremiyor. Ama hali hazırda yani günümüzdeki şu andaki duruma bakacak olursam gönüllülüğümüz evet birazcık dijitale kayacak. Mümkün olduğunca sahada da belki bir şeyler yapmaya gayret edeceğiz. Mesafe sınırlarıyla, maske takarak ya da daha böyle sağlık önlemlerini arttırarak çok kalabalık olmadan daha az ekiple, daha küçük ekiplerle bir şeyler yapmaya çalışacağız gibime geliyor. Yani bununla ilgili benim de böyle kafamda bazı çalışmalar var. Çünkü evde kal kal bitmiyor. Yani artık o sahaya 3 aydan beri o sahaya özlem bende de var. Hani kendime şey diyorum yani ya işte sosyal mesafeyi korusak, işte maske taksak, dezenfektanlarla falan böyle bir çalışma yapabilir miyiz acaba diye. Yani aklıma böyle şeyler geliyor aslında. İlerleyen süreçler bize
çok öğretici olacak. Ben onu biliyorum. Yani bir anda karşılaştık bununla. 3 ay oldu ama halen atlatamadık bence. Halen bir şey kafası var. Yani işte bu süreç bitecek ve her şey eskiye dönecek diyoruz. Bununla ilgili mutlaka bir şeyler geliştirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, önümüzdeki günlerde göreceğiz herhalde bu projeleri, bu süreci. Evet. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığın için Zafer, sana ve Toplum Gönülleri Vakfı'na çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için bu yayına. Çok keyifliydi Rica benim için. ederiz. Benim için de öyle. Yayınımızın burada sonuna geldik. Gönüllülük ve daha pek çok konu üzerine yazı ve videoları binyaprak.com'da bulabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.